Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün tekrar 23 Mart 2024. Bugün de farklı bir araziye geldik. Bu arazimizde sadece bir sefer pas ilacı uygulaması yapılmış. Yani bir sefer mantar ilacı uygulaması yapılmış sadece. Şimdi mantar ilacı niye kullanın diyoruz. Burada size onun yani neden kullanmanız gerektiğini göstereceğiz. Gelin bu. Şimdi şöyle baktığımız zaman septoria'yı görüyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle gösterelim. Pas başlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş şuraya şöyle baktığımız zaman sarı pas başlıyor. İbo biraz istersen şey yap. Şöyle yakınlaştır. Şimdi septoria bayrak yaprağı kaptırmışız bir sefer. Bu bize büyük bir verim kaybına sebep olacak. Neden uygulama yapmanız gerektiğini işte bundan dolayı sizlere sürekli diyorum, hastalık başlamadan önce mutlaka uygulamalarınızı yapınız. Bu sene de havalar yağışlı gitti. Havalar yağışlı gittiği için şu an buğdayın geldiği durum bu şekilde. Bundan önceki video çektiğimiz arazimizde yani arpamızda uygulama yapmamış olsaydık bu arpa da bu şekilde olacaktı. Şöyle baktığımız zaman septoria yaprak lekesini görüyoruz. Yavaş yavaş da pas başlıyor. Çünkü bu dönemlerde artık septoria yaprak lekesinin artık yavaş yavaş etkinliği azalmış oluyor. Bu arazi büyük ihtimalle senin orayla bura arasında en az 15 gün. Bura Mayıs'ın 15'inde biçilir. İnşallah. İnşallah da ama verim kaybı çok olacak buralarda. Şöyle baktığımız zaman İbo yakınlaştır biraz. Bak şimdi. Şöyle biraz yakınlaştır İbo. Şimdi neredeydi? Şöyle bakalım. Bak. Farklı hastalıkları da göstereceğim. Külleme. Şöyle. Külleme hastalığını da görmüş oluyoruz. Mücadele bu arazimizde sadece bir sefer mantar ilacı kullanıldığı için durum bu şekilde. Şeye de ot ilacına da geç kalınmış herhalde. Hiç atılmadı. Hiç mi atılmadı? Hiç atılmadı. Şöyle baştan aşağı çekip bak. Şu an buğdayımız tam olarak tozlama döneminde. Şu an yavaş yavaş tozlama yapıyor. İşte fark apaçık ortada. Bakarsan bakmazsan daha mı olur derler artık. Evet arkadaşlar, bu videoyu kısa tutmak istedim sizler için. Yani uygulama yapılan alan ve uygulama yapılmayan alanın farkını göstermek için bu arazimize özellikle geldik. Video çekmek istedik. Videolarla ilgili yorumlarınız, düşünceleriniz olursa yorum kısmına da yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.